Havaların ısınmasıyla birlikte güneş alerjisi de kendini göstermeye başladı. Vücudun güneş ışınlarına karşı aşırı hassasiyet göstermesi sonucu oluşan güneş ile ilgili merak edilen soruları İstanbul Alerji Kurucusu Alerji Vastım Derneği Başkanı Profesör Doktor Ahmet Akçay yanıtladı. Güneş alerjisi cildimizin güneş ışınlarına karşı aşırı bir hassasiyet göstermesidir ve cildin güneş ışığına maruz kalması nedeniyle ortaya çıkar. Güneş ürtikerleri veya güneşe bağlı kurdeşen olarak da bilinir. Cildin güneşe maruz kalan bölgelerinde tekrarlayan kaşıntılı kızarıklık, ödem, kabarıklık şeklinde olan kurdeşen ataklarıyla kendini gösterir. Genellikle hafif bir alerji olarak görülmekle birlikte aşırı derecede olduğunda sorun oluşturabilir. Günlük aktivitemizi sınırlayabilir ve yaşam kalitemizi olumsuz yönde etkileyebilir. Güneş alerjisinin görülme sıklığı nedir? Güneş alerjisi nadir görülen bir kurdeşen türüdür. Tüm kurdeşen vakalarının %0.5'inden daha azını oluşturur. Hastalık genellikle gençlerde ortalama 35'li yaşlarda başlar ancak yeni doğanlarda veya yaşlı kişilerde de görülebilmektedir. Kadınlarda daha sık görülür. Alerjiye yatkın olan atopik kişilerde görülme sıklığı biraz daha yüksektir. Güneş ürtükerlerinin diğer kronik ürtüker türleriyle birlikte görülme olasılığı %16'dır. Güneş alerjisi nasıl gelişir? Güneş alerjisinin nasıl geliştiği tam olarak anlaşılmamıştır. Güneşe maruz kaldıktan sonra ortaya çıkan IGE aracılı olabilen ani bir aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Güneş ürtikerlerinin gelişmesinde ise ortaya atılan bir hipotez şöyledir. Güneş ışınları serumda veya cildimizde bulunabilen kromofor adı verilen endojen bir maddeyi aktive ederek onu immünolojik olarak aktif bir fotoalerjene dönüştürüyor. Bu daha sonra alerjiye neden olan mast hücrelerinden kimyasal maddelerin salınmasını tetikleyerek kurdeşen lezyonlarına neden oluyor. Güneş alerjisi olan bir kişinin kendi serumunun ışınlanarak enjeksiyonu da ciltte alerji yapmasından dolayı bu hipotez ile tutarlı bulunmuştur. Güneş alerjisinin tetikleyicileri nelerdir? Bazen güneş ürtikerleri bazı ilaçlar tarafından tetiklenir. Bazı kolesterol düşürücü ilaçlar, antipsikotik olarak kullanılan bazı ilaçlar, bazı antibiyotikler veya doğum kontrol hapları güneş alerjisini tetikleyebilir. Parfümler, dezenfektanlar, boyalar ve diğer kimyasalların kullanımı sonrası güneş ışığına maruz kalmak da güneş alerjisine neden olabilir. Güneş alerjisinin belirtileri nelerdir? Güneş ışığına maruz kaldıktan birkaç dakika sonra güneşe maruz kalan bölgelerde kızarıklık, yanma, ödemli kabarıklar şeklinde belirtiler görülür. Güneş ışınlarının alttaki cilde ulaşmasına izin veren ince ve beyaz giysilerle kaplı alanlarda da güneş alerjisi gelişebilir. Göz etrafında veya dudaklarda da alerji görülebilir. Kıyafet altında kalan cilt genellikle güneşe maruz kaldığında daha şiddetli tepki verir. Yüz ve el sık sık güneşe maruz kaldığı için daha toleranslıdır. Özellikle cildin geniş alanları uzun süre güneş ışığına maruz kalırsa Mide bulantısı, hırıltılı solunum, nefes darlığı veya bayılma gibi ciddi alerji belirtileri de görülebilmektedir. Bununla birlikte ciddi alerji belirtileri olsa bile alerjik çok nadiren gelişir. Belirtiler ne zaman geçer? Ciltte görülen belirtiler vakaların %75'inde güneşe maruz kalmanın kesilmesinden sonraki 1 saat içinde düzelmeye başlar ve 24 saat içinde tamamen düzelir. Belirtilerin şiddeti ve süresi de ışığın yoğunluğuyla değişebilir. Teşhisi nasıl yapılır? Güneş alerjisi tanısında hastadan alınan bilgiler çok önemlidir. Güneş ışığına maruz kaldıktan birkaç dakika sonra meydana gelen geçici kurdeşen olması önemlidir. Güneşe maruz kalınmadığında muayene bulguları normaldir. Güneş ürtikerlerinin teşhisinde klinik bulguların önemli olmasının tanı sırasında tanı fototest ile doğrulanabilir. Fototest cildinizin farklı dalga boylarındaki bir güneş lambasından gelen UV ışığına nasıl tepki verdiğine ve hangi dozda tepki verdiğine bakar. Cildinizin tepki verdiği dalga boyu belirli güneş alerjinizi belirlemenize yardımcı olabilir. İlaca bağlı fotosentetiv veya fotokontak dermatiti dışlamak için fotopah testi faydalı olabilir. Fotopah denilen yama testi cildinizde alerjileri tetiklediği bilinen farklı maddeleri koymayı, bir gün beklemeyi ve ardından cildinizi bir güneş lambasından gelen UV radyasyonuna maruz bırakmayı içerir. Cildiniz belirli bir maddeye tepki verirse güneş ürtikerini tetikleyen şey bu olabilir. Güneş alerjisinin tedavisi nasıl yapılır? Güneş ürtikerlerinin tedavisi için herhangi bir kılavuz yoktur. Değişken başarıyla farklı tedaviler kullanılmıştır güneş spektrumlu güneş kremleri veya koyu renkli giysiler kullanılarak güneşe maruz kalmadan kaçınmanın yanı sıra güneş ışınlarından korunma mantıklı olarak önerilir. İlaç tedavisi olarak antihistaminikler sıklıkla kullanılan ilaçtır. Çoğu zaman rahatlama sağlayabilirler. Ancak genellikle daha yüksek dozlar gerektirirler. Ancak güneş ürtikerlerinde kızarıklı antihistaminiklerin hiçbir etkisi yoktur. Kızarıklık ve yanmayı rahatlamak için losyonlar kullanılabilir. Güneş ışığına toleransı geliştirmek için fototerapi, UV, UVB, görünür ışık ve fotokemoterapi PUVA kullanılabilir. Bu tolerans geliştirme süreci etki spektrumuna ve minimum ürtiker dozuna dayanmalıdır. PUVA tek başına fototerapiden daha uzun süreli bir yanıt veriyor gibi görünmektedir. Güneş ürtikeri düzelir mi? Güneş ürtükeri tam olarak anlaşılamayan esrarengiz bir hastalıktır. Teşhis basit olsa da tedavisi zordur. Güneş ürtükeri genellikle 30'lu yaşlarda gelişir ve kronik bir hastalık halini alır. Tedavi ile tüm hastalıklar düzelmeyebilir. Kendiliğinden düzelme olasılığı güneş alerjisi başlangıcından sonraki 5 yılda %15 ve 10 yıl sonra %25 olarak tahmin edilmiştir. Genel olarak şiddetli ürtikerli hastalar düzelme olasılığı düşüktür. Birçok hasta kapalı mekanda kısıtlanır ve yaşam kalitesi düşüktür. Tedavi edilmezse ne olur? Güneş ürtikerlerinin tip 1 aşısı duyarlılık reaksiyonundan kaynaklandığı düşünüldüğünden şiddetli güneş ürtikeri atakları bayılma nöbetlerine, nefes sıkışmasına ve hatta ciddi alerji belirtilerine yol açabilir. Güneş alerjisinden korunma yolları Güneşe maruz kalmanızı sınırlayan ve özellikle güneşin en güçlü olduğu 10 ila 16 saatleri arasında güneşten uzak durun. Kızarıklığınız belirli bir ilaçla ilgili ise alerji uzmanınızla irtibata geçin. Uzun kollu, uzun pantolonlar veya uzun etekler gibi maksimum korumaya sahip yakından dokunmuş giysiler giyin. UV koruma faktörünü güneş kremlerinden daha iyi engelleyen 40'ın üzerinde UFP koruma faktörüne sahip giysiler giymeyi düşünün. Açıkta kalan cilde geniş spektrumlu bir güneş kremi sürün ve düzenli olarak tekrar uygulayın. Dışarıdayken güneş gözlüğü ve güneş kenarlı bir şapka takın. Güneş şemsiyesi kullanmayı unutmayın. Güneş alerjisine dikkat çeken Profesör Doktor Ahmet Akçay açıklamalarını şöyle sonlandırdı. Sonuç olarak güneş alerjisi nadir görülen bir kurdeşen türüdür ve tam olarak anlaşılmayan esrarengiz bir hastalıktır. Güneş ürtikerlerinin tedavisi için herhangi bir kravuz olmadığını bilmek gerekir. Güneş ışınlarından kaçınmak için gerekli önlemlerin alınması gerekir. Tedavide yüksek doz antihistaminikler kullanılabilir. Ciltteki yanma ve kızarıklığı gidermek için losyonlar kullanabilirsiniz. Geleneksel tedavide başarısız olanlar fototerapi, fotokemoterapi ve biyolojik ajanlarla tedavi edilebilir. Genel olarak şiddetli ürtikerli hastalar için hastalığın gidişatı kötüdür. Birçok hasta kapalı mekanda kısıtlanır ve düşük bir yaşam kalitesine yol açar. Güneş ürtikerlerinin genellikle uzun süre devam eder.